Ezberbozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bizi tarihin çok eski zamanlarına götürdü. Ukrayna ile Rusya dedi, bir milletiz biz zaten dedi. Yönetici kadroyu Vikingler oluşturuyor. Ama halk. Slav. Bir din seçmeleri gerektiğine karar veriyorlar. Vladimir'in adamları bunu az buluyorlar. Çünkü Vladimir'in zaten 800 tane resmi eşi var. Yeterince şatafatlı bulmuyorlar, yeterince görkemli, etkileyici bulmuyorlar. Kabul edilmiyor Müslümanlık Ruslar tarafından bu durumda. Bağdat'taki halife bu nedenle çok üzülüyor. Birinci nesil olmasa bile ikinci neslin e, tamamen Müslümanlaşacağı kesindi. Karadeniz'e doğru iniyorlar ve Pavlogonia'ya saldırıyorlar. Vikingler. Sonrasında putperestliği tamamen yasaklıyorlar ve Rusya'nın temellerini aldığını düşündüğü yerde burası. Onun için bugün üzerinde çok sayıda kavgalar oluyor. Bunlara Kızıl Sakallı diyorlar. Kızıl Sakallı'nın da karşılığı Rus. Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Yayınlarımızı izliyor ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Bugün sizleri uzun bir tarih yolculuğuna çıkaracağız. Vikinglerden Ukrayna'ya kadar getireceğiz sizleri. Ve önemli bir soruya cevap arayacağız. Ruslar neden Müslüman olmadı diye soracağız. Kime? Tarihçi, yazar, arkeolog İpek Komaner'e. Hoş geldin İpek. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakan. Sağ ol. Nasılsın İpek? İyiyim, çok iyiyim. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Yine seninle bugün tarihin o tozlu sayfaların içinde kaybolacağız. Evet. Aslında bugünlerde çok gündem biliyorsun. Yani Ukrayna ve Rusya arasındaki olan biten olaylar e, günümüzün çok gündemi. Yani Avrupa'nın ortasına birdenbire savaş başladı. Doğru 15 milyon insan göç etmek zorunda kaldı. Tabii. Şehirler yıkıldı taş üstünde taş kalmadı. Oradaki acı hala devam ediyor. Devam ediyor. Ama... Sen bizi nereye götürüyorsun şimdi? Nereden alıyorsun? Nereye getiriyorsun? Onu i̇şte sorayım. şimdi buradan başlayacağız. E, şöyle... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş bizi tarihin çok eski zamanlarına götürdü. Niye biliyor musun? Bundan bir yıl önce Putin bir açıklama yaptı. Vladimir Putin bir açıklama yaptı. Dedi ki aslında dedi Ukrayna diye bir devlet yok dedi. Ukrayna ile Rusya dedi. Bir milletiz biz zaten dedi. Biz bir milletiz. Yani Ukrayna diye bir devlet yok dedi. O biziz zaten dedi. Kendi başlangıçları olarak gördü Kiev'i ve onu öyle kabul ediyor Ruslar. Öyle olduğu için de Putin bu memleket bizim memleketimiz dedi. Şimdi insan düşünüyor niye böyle konuşuyor? Yani ayrı bir devlet var burada. Diğer tarafta Rusya var. Niye böyle konuşuyor? İşte bunun cevabını biz milattan sonra 9. yüzyılda buluyoruz aslına bakarsan. Kiev'in kuruluşuyla beraber, Novgorod'un kuruluşuyla beraber orada bulmaya başlayacağız bu soruların cevabını. Çünkü önemli bir soru. Tüm dünyanın gözleri bu savaşın üzerinde ama bu savaşın nedeni bir kişilik kimlik savaşı. Yani Ukrayna diyor ki benim ben başka bir devletim, hissedişim başka, dilim başka, işte devlet anlayışım başka. Rusya da diyor ki hayır sen bensin. Ben de senim. Öyle bir ayrılık yok diye düşünüyor. İşte bunların sebeplerini bugün biraz araştıracağız. Ve Ruslar'ın, putperest Ruslar'ın din seçiminden bahsedeceğiz ve orada maalesef Müslüman olamadıklarından da bahsedeceğiz. İşte konuya biraz böyle girmek istiyorum Lütfen. aslında. Lütfen. 9. yüzyılda Vikinglerin bir kolu olan Vareklerin başında Rurik var. Rurik Novgorod şehrini kuruyor, yani Novgorod kinesisini kuruyor. Ve burası önemli bir kent olarak kendisini gösteriyor. Rurik ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yok aslında olan bitenle ilgili ama yayılmacı bir politika izlediğini biliyoruz Rurik'in. Önemli bir kurucu kentin, işte Kiev'in kurucusu aslında Rusya'nın da kurucusu oluyor bir anlamda. Rurik hanedanı olarak bileceğiz biz onu sonra. Yani 9. yüzyıldan başlayacak, 1613'e kadar sürecek olan Rurik hanedanını bize yaşatacak. Sonra yine onlardan devam edecek. Fakat şöyle Vikingler hanedan... şunu merak ettim. Vikingler İskandinavya'dan kopup Rusya'nın içlerine kadar, bugünkü Rusya'nın içlerine kadar geliyorlar. Kiev'e geliyorlar. Ukrayna'nın bugünkü Ukrayna'nın başkenti olan Kiev'e kadar geliyor. Kiev'de işte bu Varek, Vikinglerin bir kolunun kolunda Varek kolunda yani e, olan Rurik tarafından bu Naugrad şehri kuruluyor. Aslında Kiev'in yan tarafı hemen. Ve Ruslarla evet. yaşamaya başlıyorlar Vikingler. Rus yok aslında o dönemde. Öyle mi? Slavlar var. Slavlar. Şimdi şöyle e, bu Vikingler geliyorlar ve burada e, yönetici kadroyu Vikingler oluşturuyor. Ama halk Slav. Evet. Bütün o Slavların içerisinde kalıyorlar. Slavları yönetiyorlar aslında Vikingleri değil. Slavları yönetiyorlar. Fakat bir iki hükümdar sonra e, artık iyice asimile oluyorlar. İyice e, Slav isimleri almaya başlıyorlar. Artık şeyler Slav isimleri almaya başlıyor. O dikikler Ruslaşmaya başlıyor. Yani. Tabii Ruslaşmaya başlıyor. Ama e, yine de komuta ve şey onların elinde. Yönetim onların elinde. İşte Rurik işte Rurik'ten Rurik hanedanı daha doğrusu 1613'e kadar devam ediyor. Hanedanlık olarak devam ediyor. Sonra eee kalmıyor. Erkek varis yok. Öyle olunca yine aynı hanedanın anne tarafına geçiyor ve bizim bildiğimiz Romanov hanedanı. Romanov'lar var ya evet. e, son çarın içerisinde olduğu Romanov hanedanı olarak e, kendisini gösteriyor 1917'ye kadar biliyorsunuz Çarlık Rusya yıkılıncaya kadar doğurursa. da o zaman kökeni İskandinavya'ya dayanıyor. Yani. Evet, Rurik Rurik hanedanının anne tarafından devamı şeklinde kendisini gösteriyor ve bu Slav halkını yöneten bir Viking yöneticilerini düşünün. Böyle bir ortam var o dönemde. Gerçekten enteresan değil mi? Yani hani Slavlarla Vikinglerin oradaki karışımları. Aslında ben isimlerinin de kökenine geleceğim ama birazcık birazcık sonra azıcık sonraya saklıyorum onu. Şimdi Rurik devam ediyor. İşte asıl 9. yüzyılda yani 1. Vladimir, Büyük Vladimir zamanında şey genişliyor. 969 yılında Novgorod kentinin kinezisinin başında Vladimir var. Henüz 11 yaşında ama büyük bir komutan, büyük bir yönetici. Yanı sırada Novgorod'un yanı sırada Kiev'e de uzanıyor. Ve her iki kineziyi bir araya getiriyor. Bu kinezi dediğim zaman prenslik gibi düşünün. Prenslik yani hani Novgorod prensliği, işte Kiev prensliği gibi düşün her ikisini bir araya getiriyor ve isim alarak şunu alıyor Kiev Rus Kinezisi ya da Kiev Rus prensliği şeklinde şey görünüyor bir devlet kuruluyor ve en görkemli dönemini yaşıyor aslında bu dönemde Altın Çağ deniliyor bu dönemi öyle bir genişleme öyle bir mükemmel bir ortam var fakat bu mükemmel ortamda boyarları var boyarlar da Nasıl söyleyeyim size? Toprak sahibi asılzadeler gibi düşünün. Yani asılzadeler, toprak sahipleri yönetimindeler şeyin. Vladimir'in yönetimindeler. Vladimir biliyorsun yönetici. Onu da yönetim kurulu gibi bir şey düşünün. Oradalar bu boyarlar. Fakat şöyle bir kargaşa var 9. yüzyılda. Şimdi bunlar putperestler. Paganlar yani. Hepsinin bir kutsal sembolleri var, kutsal objeleri var filan. Bunlar zaman zaman birbirlerine saldırıyorlar. Zaman zaman birbirlerinin kutsal objelerini alıyorlar. İşte o daha gücü eline geçirmiş oluyor. Öbürü daha gücü eline geçirmiş Biraz kargaşa kendi işlerinde var. Bunu nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyorlar. Ne yapacaklarını düşünüyorlar. Bir din seçmeleri gerektiğine karar veriyorlar. Ve bir din seçimine karar verdiklerinde tabii hangi dini seçecekler? Çünkü bunlar e, için, bunların yönetim kurulu toplandığında bu din seçimi. Biz de bunu nereden okuyoruz biliyor musunuz? Nestor'un kroniklerinden okuyoruz. Yani bir Rus keşişi, daha sonraki yüzyılda yaşamış bir Rus keşişi ve yazarı olan Nestor'un kroniklerinden bunu okuyoruz. İlk vakayı namede yazıyor bunları. Diyor ki Vladimir'in yönetiminde diyor bu şeyler diyor toplandılar diyor boyarlar diyor ve karar aldılar diyor bir din seçecekler. Ama hangi dini seçecekler? Şimdi ilk akıllarına gelen de Müslümanlık. Çünkü hemen Kapı İdil boyarları öyle. yanlarında. İdil İdil Türkleri hemen yanlarında. Müslümanlar onlar. Evet. Onlar Müslümanlar. İdil Türkleri yanlarında. Peki İdil Türkleri nasıl Müslüman olmuş? Birazcık oraya gireyim şimdi ki. Yani hani İdil Türkleri yan taraflarında nasıl Müslüman olmuşlar? Bunlardan biraz bahsedeyim. Ondan sonra tekrar Vladimir'in yaptıklarıyla devam edeceğiz. Şimdi İdil Türklerinin durumu şu. 7. yüzyılda bunlar yine bir Türk kolu olan Bulgarlar Bulgar kentini kuruyorlar. Volga Nehri'nin havzasının üzerinde. Aynı zamanda İdil Nehri oluyor, oluyor orası biliyorsun. Burada kentlerini kuruyorlar. Bunların başındaki Han da bir din seçmek istiyor kendisine. Ama o araştırmıyor. Direkt Müslüman olmak istiyor. Müslümanlık üzerine gidiyor. Ve Bağdat'taki halifeye haber yolluyor. Diyor ki, bizi diyor bir... İnsanlar grubu yollayın yani dini bilen bize dini öğretecek bizi dinin usullerini öğretecek bir grubu yollarsanız diyor biz de diyor dini öğrenmiş oluruz diyor ve bu halife onlara bir heyet yolluyor bu heyeti yollayınca inanılmaz bir şekilde seviyorlar anlatılanlar ve devlet düzenine geçiyorlar aslında. Çünkü biliyorsunuz Müslümanlık hani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu görüyoruz biz. Kur'an-ı Kerim'de hem devlet yapısının nasıl olması gerektiği, hem toplumun nasıl olması gerektiği hepsi yazıldığı için onlar da bunu görüyorlar orada ve sonuç olarak geldiklerinde bütün bunlara da hakim olunca çok güzel bir şekilde bunlar Müslümanlığa geçiyorlar İdil Türkleri. 921'de bu heyet geliyor ve buradaki bütün o idil Türklerini Müslüman olmasını sağlıyor. Heyetin içerisinde i̇bn Fadlan da var. E, meşhur bir seyyah olan o dönemdeki meşhur seyyahlardan birisi. Hikayeyi tamamen e, buradaki işte İslam'ın usullerini tamamen şeye İdil Türklerine öğretiyorlar. Çok güzel. Hepsi Müslümanlaşıyorlar. İlk etapta yönetici kadro Müslümanlaşıyor. O güne kadar Paganlar, Şamanlar. Paganlar. Evet evet Paganlar. Yani putperestler. E, önce yönetici kadro Müslümanlaşıyor. Hemen kabul ediyorlar 921'de. Ondan sonra da 960'a kadar bütün halk yavaş yavaş Müslüman oluyor. Bütün halk sonunda 960 civarında Müslüman oluyor. Burada enteresan bir nokta var Hakan. O da şu bizim bildiğimiz bir şeydir bu Karahan Türkleri ilk defa Müslüman olan Türkler olarak biliriz biz 940'lara da tarihlendirilir Müslümanlıkları fakat bu verdiğim bilgilere baktığımız zaman bunun böyle olmadığı gözüküyor yani İdil Türkleri 921'de kabul etmişler Müslümanlığı ve beni istemişler. Hepsi birden bütün yönetici kadrolarıyla beraber Müslüman olmuşlar. Tarihin tozlu sayfalarında böyle değil diyorsun. Değil. Evet her zamanki gibi tarihi biraz hani böyle birazcık değiştirmek gerekiyor. Bunu düzeltmek gerekiyor belki de. Ondan sonrasında halkın tamamının Müslüman olması 960'a kadar sürüyor. Fakat devletin Müslümanlığı resmi din olarak kabul etmesi 921. O zaman ilk Müslüman olan e, Türkler olarak biz İdil Türklerini rahatlıkla görebiliriz değil mi bu durumda? Şimdi gelelim hani Vladimir'in Müslümanlığı neden kabul etmediği sorunsalına gelelim. Bu çok üzücü bir şey aslında. Bizi de üzen bir şey aslına bakarsanız ama olmuş artık değiştirecek bir şey yok. Yine Nestor'un şeylerine göre anlatıyorum. Kroniklerine göre anlatıyorum. İşte Vladimir ve etrafındaki boyarlar demiştim ki karar verdiler din seçmeye. Tabii ilk gözleri nereye dikerler? Hemen doğusundaki İdil Türklerine çeviriyorlar. Diyorlar ki bu İdil Türklerine biz bir heyet gönderelim. Bir baksınlar, bir incelesinler. Bu Müslümanlık nasıl bir şeydir? Bize uyar mı, uyman mı? Bir görsünler. Biz de ona göre kabul edelim diyorlar. Şimdi heyet gidiyor. Aslında çok beğeniyor İdil Türklerinin Müslümanlığını. İnanılmaz bir şekilde beğeniyorlar ve çok etkileniyorlar. Ruslar. Evet, Vladimir'in gönderdiği heyet. Şiev. Şimdi tam Hani Rus diyebiliriz ama daha Rus lafı ortalıkta o kadar yok. Bunlar Kiev Kinezi olarak biliniyorlar daha. Kiev Rus Kinezi olarak diyelim o zaman. Kiev Rus Kinezi'nden heyet gittiğinde işte beğeniyorlar aslında sistemi. Fakat İbadet yerlerini, İdil Türklerinin kullandığı ibadet yerlerini hani çok görkemli bulmuyorlar. Aslında onlar bir görkem bekliyorlar. Çünkü dönem de öyle bir dönem. İhtişam görkemli, ihtişamlı. Hani bakıyorlar Bizans, Bizans derken Doğu Roma'dan bahsediyorum. Doğu Roma'ya bakıyorlar falan. İhtişam var oralarda. E diyorlar ki hani niye böyle değil? Ondan sonra tabi e, tabii yiyecek konusu, domuz eti konusu çok önemli. Çünkü hani çok ucuz olduğu için ve çok bol bulunduğu için e, onlar domuz etini yiyorlar ama Müslümanlıkta yasak biliyorsun domuz eti. Ondan sonra e, şeye geliyor sıra. İçki. İçki konusuna geliyor. Ve e, bu o dönemdeki içkiler işte bu vodka olur, şarap olur neyse bütün bunları e, içmeleri de yasak. Hani bunu da bir e, onlar için şey karşılar. Yani soğuk bir iklimde nasıl olacak diye düşünüyorlar. <laughs> Ve ondan sonra da ee, en önemlisi de en önemli noktası da hani e, Müslümanlar dört eşe kadar biliyorsun cevazeri İslam dört eşe kadar ve dört e, eş bile bile şu an fazla geliyor ama e, o dönemde e, Müslümanlığın sistemi böyle. Fakat tabii ki e, şeye Vladimir'in adamları bunu az buluyorlar. Çünkü Vladimir'in zaten e, 800 tane resmi eşi var. Yani bunlardan vazgeçmesi mümkün değil. Sonra heyet dönüyor tekrar Kiev Eskinezi'ne geliyor. Ve Vladimir'e olanları anlatıyorlar. Hani biz din seçeceğiz ama Müslümanlıkla şahane, çok güzel bir din. Fakat şu 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 noktaları, hani bizimle uyuşmuyor mı mu uyuşur mu biz bilemiyoruz diyorlar. Vladimir düşünüyor tabii diyor ki hani e, bu burada yaşayanlar diyor bu soğuk iklimde diyor içki diyor onların tek eğlencesi diyor. Hani onu yasaklayamam diyor yani o zor diyor. Ondan sonra dönüyor. Zaten kendi 800 eşiyle ilgili gündeme bile getirmiyor. Yani benim özel hayatıma nasıl karışabilirler? Onlar ne hakla karışabilir? Çünkü en büyük devlet o anda o bölgenin en büyük devleti ve onun hükümdarı Vladimir güçlü bir imparator şeklinde. Öyle olunca da hani Müslümanlık doğal olarak kalıyor. Olmuyorlar Müslüman. Ve sonra olmayınca nereye gidecekler? Katoliklere bir bakıyorlar. Katoliklere bakıyorlar. Katolikler içinde de o zamanki Almanya'ya gidiyorlar. E, o zamanki Almanya'da bakıyorlar işte Katolik kilisesine bakıyorlar falan. Orada da bir görkem yok. Bir şey yok. Bir de e, sevemiyorlar Katolikliği Çünkü çok katı kurallar var. E, onların uyması çok zor. Bir de o sıra e, tam e, 900'lerin sonu ya 1054'te Sigizm olacağı için hani o e, Ortodoks'a katoliklerin ayrılması Ayesi. olacağı için e, daha da Keskin katoliklerin kuralları daha da belirkin şimdi onu da görünce e, yine aynı şekilde kiliseler de kendi e, kiliseleri gibi hani yeterince şatafatlı bulmuyorlar yeterince görkemli etkileyici bulmuyorlar bunun üzerine diyorlar ki Hani bu şey katoliklik de bize o kadar uygun değil. Hem sistemlerini beğenmedik. Olumlu referansa dönmüyorlar yani. Hem sistemlerini beğenmedik hem de bize uygun olmadığını düşündük diyorlar. Müslümanlığı bile daha yakın bulmuşlardı. Müslümanlığı çok sevdiler. Çok istediler aslında. Ama domuz, içki ve kadın detaylarından Aynen dolayı. Aynen öyle. Aynen öyle. Olmadı diyorsun. Şimdi İdil Türklerine bu heyet geliyor ve hani. Olumlu referansa dönüyorlar ama kendilerine dinin uygun olmadığını görüyor. Yani dinden çok etkileniyorlar ama bu anlattığım birkaç neden dolayısıyla kabul edemiyorlar Müslümanlığı. Tek tek sayalım neydi? Tek tek bir, domuz. bir domuz eti yeme mevzusu, İki, içki, içki konusu, bir de ibadet yerlerinin yeterince görkemli olmayışı. Ve, ve evlilikle de evlilik ilgili, ilgili, detay. ilgili detay özellikle Vladimir'in evliliğiyle ilgili detay nedeniyle. Çünkü 800 eşi var adamın. 800 eşi var. 4 eş ne demek yani? hani 4 eş çok az onlar için. Biz onu bile fazla görüyoruz ama onlar o dönemde az görüyorlar demek ki. Böyle bir bakış kabul edilmiyor Müslümanlık Ruslar tarafından bu durumda ve Bağdat'taki halife bu nedenle çok üzülüyor ve bir hafta insan içerisine çıkmadığını söylenir üzüntüden. Çünkü Müslümanlığı yeterince yayamadığını düşünür. E, o nedenle de çok üzülür. Şimdi bu İdil Türklerinin oradaki davranışlarıyla ilgili yani Rus heyetinin, Rus heyetinin yani Kiev'den gelen heyetin İdil Türklerine geldiği sıradaki eee onlara hani Müslümanlığı kabul ettirememiş olmaları ile ilgili daha sonra din alimlerinin bir takım anlatımları, bir takım varsayımları var. Şimdi bunu birkaç noktada toplayabiliriz. Şimdi bir grubu diyor ki, keşke diyor hani İdil Türkleri biraz daha esnek davranabilselerdi. Biraz olayı zamana yayabilselerdi. Yani Müslümanlığı kabul ettirdikten sonra belli bir zaman tanıyıp birinci nesil olmasa bile ikinci neslin e, tamamen Müslümanlaşacağı kesindi. Keşke bu böyle yapılsaydı. Çünkü birinci nesede bir böyle bir şey verilebilirdi. Bir zaman, bir imkan, bazı şeyleri hoşgörü yapılabilirdi gibi. Böyle bir eleştiri yapılıyor İdil Türklerin davranışlarıyla ilgili. Daha sonrasında da bir başka grupta yalnız şunu söylüyor. Yani İdil Türkleri çok doğru davranmıştır. Müslümanlıkta bunlar olamaz. Bunlara cevaz verilemez. Zamanda tanınamaz. Esnemede olmaz. Çünkü kurallar belli. Bu kurallara uymak zorundalardı diyorlar. Hani iki türlü de görüş var İdil Türklerinin. Hani bugün belki bizler de kendi fikirlerimize edinmişizdir bu arada. Ama hakikaten de Rusların Müslüman olmasını ister miydik? İsterdik herhalde değil mi? Hepimiz isterdik. Yani keşke Müslüman olsalardı daha güzel olurdu. Bizim için bazı şeyler daha kolay olurdu aslında. Şimdi Almanya'dan Kiev'e dönen ve Katolikliği gören Rus heyeti, ee, şeye gidiyor Vladimir'e gidiyorlar diyorlar ki hani din olarak da bize uygun değil ee, kiliselerde yeterince görkemli değil ee, çok olumlu referanslar vermemiş şartlar çok bize. sert şartlar sert ee, katılar tutumlar katı bir de bu ayrılmadan dolayı daha da keskinleşmiş ortam. O nedenle bize uygun değil diyorlar. Çünkü tam o anda ortodoksluk ve katoliklik evet. olarak ikiye bölünüyor. Evet 1054'te bölünecek. Onun hemen öncesinde oluyor bu hemen işler öncesi. zaten. Hemen öncesinde oluyor. Bunun üzerine sıra Doğu Roma İmparatorluğu'na, ortodoks olan Doğu Roma İmparatorluğu'na geliyor. Aslında sona bırakmalarının bir sebebi var. Yakın değiller çünkü Doğu Roma İmparatorluğu ile 150 yılı geçkin süredir sürekli savaşıyorlar. Sürekli savaşıyorlar. Hatta daha Rurik bu Novgrat kinezisini kurmadan öncesinden itibaren savaşıyorlar. Bu kuzeyden şeylerden geliyorlar Karadeniz'e doğru iniyorlar ve Paflogonya'ya saldırıyorlar. Vikingler. Paflogonya'ya saldırıyorlar ve Paflogonya'da işte Sinop Zonguldak, Bartın, Kastamonu her tarafı ele geçiriyorlar. Ve oradan 3 kere Konstantinopolis'e saldırıda bulunuyorlar. İşgal etmek için gidiyor Vikingler gidiyorlar geliyorlar filan. Oradan dolayı aralarında ciddi bir çatışma var aslına bakarsanız. Ve ondan sonra bir en son savaşta 10 sene kadar önce filan şeyden Vladimir'den Balkanlarda oluyor. Yani orada da yine Şiyev Kinezisi ile şey karşı karşıya geliyorlar. Doğu Roma İmparatorluğu karşı karşıya geliyorlar. Bütün bunlara rağmen bütün bu aralardaki gerilimlere ve savaşlara rağmen yine elçilerini Rus heyetini gönderiyor Doğu Roma İmparatorluğu'na Vladimir. Hani birazcık Ortodoksluğu görelim diye. Şimdi Ortodoksluğu görecekler. Doğu Roma İmparatorluğu'nun başında da 2. Basil var bu dönemde. Ve 2. Basil de aslında kendini sıkışmış hissediyor. Çünkü doğusunda Müslümanlaşan topluluklar var. Batısında da Katolikler var. Şimdi Katolikler bir tarafta, Müslümanlar öbür tarafta. Doğu Roma İmparatorluğu aradaki tek Ortodoks nokta. Ve kendilerini sıkışmış ve az kalmış gibi hissediyorlar 2. Basil döneminde. 2. Basil tabii akıllı da bir adam. Rusların yaptığı manevraları da takip ediyor. Yani Müslümanlara elçi gönderildiğini de biliyor, Katoliklere elçilerin gittiğini de biliyor. Hepsini de takip ediyor, sebeplerini de tespit ediyor. Anlıyor ki bunlar görkemden hoşlanıyorlar. Onlara Ayasofya'da muhteşem bir şey yapıyor, karşılama yapıyor. Bir asansör sistemi gibi bir sistemle bir dumanların içerisinde tavandan yere doğru yavaş yavaş iniyor elçi heyetini karşılarken filan. Zaten Ayasofya'nın görkemine vurulmuş olan Rus elçileri bu sefer bu gösterinin karşısında iyice kendilerinden geçiyorlar. Hem Ayasofya, hem İstanbul'un güzellikleri o zamanki Konstantinopolis'in güzellikleri karşısında hayran kalıyorlar. Yani her şey mükemmel. Bir de tüccar adamlar, bir de zenginler. Yani her şey olumlu. O kadar güzel ki ortam. Tabii Vladimir'in hiçbir şeyine karışmayacağına söz veriyor. İçki desen zaten sıkıntı yok orada. Domuz eti desen yine sıkıntı yok. Zaten kiliseler inanılmaz görken Ayasofya'yı görüyorlar. Akılları başlarından gidiyor gelen heyetin her şey yolunda. Vladimir'in de hiçbir şekilde özel hayatına karışmayacaklar. sadece Vladimir değil, bütün prenslerin özel hayatlarına karışmayacaklarını, yönetici sınıfın özel hayatlarına karışmayacaklarına dair... göre takıldı işler yani. Söz de veriyorlar, söz de veriyor ikinci basit. Ve sonuç olarak 918 yılında Kiev Kinezisi, bugün bildiğimiz Ruslar, ortodoksluğu kabul ediyorlar. Hepsi ortodoks oluyor. Ve hepsi vaftiz oluyorlar. Ve dinyeper nehrinde bütün halkın vaftiz olmasını istiyorlar. Ve halk vaftiz oluyor. Sonrasında putperestliği tamamen yasaklıyorlar. Buna da karşı çıkanların da hepsini yok ediyorlar. Ortadan kaldırıyorlar, öldürüyorlar. Ve sonuç olarak da gerçekten Ruslar tamamen Ortodoks olmuş oluyorlar. Ondan sonra Ortodokslar Vladimir'i aziz ilan ediyorlar. Ortodokslara verdiği bu güzel şey katkıdan, destekten dolayı da aziz ilan ediliyor. Bu da önemli bir şey tabii ki. Bu arada Peçenek Türkleri var biliyorsunuz. Peçenek Türkleri de tarihte ilk defa Hristiyan olan ve Ortodoks olan şeyler çünkü niye Vladimir ile çok yakın ilişki içerisindeler Kiev Kinezi ile bir araya geliyorlar diyor ki hani siz de diyor Hristiyanlığı kabul edin diyor ve onlar da gerçekten Hristiyanlığı kabul ediyorlar ve onlar da tarihe tabi ilk defa Hristiyan olarak olan Türkler olarak geçiyorlar Peki. yani peçenekler peçenekler ve bu anlaşmalardan sonra da peçeneklerde olsun Kiev kinezisindeki yaşayan insanlar olsun paralı asker olarak Doğruma imparatorluğu da görev yapmaya başlıyorlar. Yani bir de iş kolu yaratılmış oluyor aslına bakarsanız o esnada. Çünkü Doğruma askeri Doğu Roma, ihtiyacı askeri var. Ihtiyacı var. Aynen. Doğruma'nın askere ihtiyacı var. Bunların da paraya ihtiyacı var. E, paralı asker olarak onların bünyesine katılmış oluyorlar bu şekilde. Şimdi demin söylemiştim 918'de Ortodoksluğu kabul ettiler diye. 1000 sene sonra 1918'de birinci yılını kutluyorlar. 1918'in arkasına biliyorsun bizim hani çocukluğumuzda vardı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği filan. Hani onların böyle bir daha sonra açılımlarla beraber yıkılması da o tarihten sonraya geliyor. Yani bunu da Ortodoks papazları hani farklı yorumluyorlar aslında. Yani hani o 1917'den itibaren hani Çarlık Rusyası gidiyor ve komünist rejim geldiğinde din konusunda çok baskılanıyorlar ya o baskıların da işte şeyde daha sonra kalkmasının da ondan tam bin sene sonra denk gelmesini ilahi bir tesadüf olarak kendileri açısından yorumluyorlar Ortodokslar. Bu da enteresan bir anekdot böylece. Şimdi Rus ismine gelelim istersen evet. biraz. Yani Rus ismi de çok enteresan bir şekilde aslında kimileri diyor ki kimileri diyor Hidinyeper Nehri'nin bir konunun adıdır diyor. Fakat yaygın denilen şey başka. Ve e, kroniklerde geçen de e, şeyler başka. Şunlar e, şöyle. E, bu Karadeniz üzerinden gelen e, seyyahlar, tüccarlar başlangıçta e, hepsi vikingler biliyorsun. Demin anlattığım gibi ön, sonrasında istilaya geliyorlar ama daha önce de seyyah olarak bir oraları görmeye geliyorlar. Bunlar görmeye geldiklerinde Doğu Roma İmparatorluğu'nun yazıtlarına isimleri giriyor. Bunlara Kızıl Sakallı diyorlar. Kızıl Sakallı'nın da karşılığı Rus. Aslında Rus bir milletin boyun filan adı değil. Vikinglere takılan bir isim. Yani hani o kızıl sakallarıyla, o görkemli vücutlarıyla, mavi gözleriyle, iri yapılı bedenleriyle filan çok farklı bir ırk. Tabi dev gibiler aslına bakarsan Doğu Romalılar onları öyle görüyorlar ve yazıtlarına onları Rus olarak geçiriyorlar yani kızı sakallı aslında hani şeyde de Mersin'de de Barbarossa falan vardır ya yine kızı sakal anlamına gelir bunlar da kızı sakal anlamında Rusları koyuyorlar Rus ismi de bu şekilde bir yaygınlaşma oluyor yani Rusluk da buradan geliyor aslına bakarsanız ondan sonra Kiev Rus Kinezisi bu şekilde gidiyor ve sonuç olarak inanılmaz bir şekilde 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar çok etkin bir şekilde devletlerini sürdürüyorlar. Sonra 13. yüzyıl deyince aklınıza gelecektir. Daha önce de defalarca dedim. Yine Moğol istilası gerçekleşiyor. Ve bunlar küçülmek zorunda. Hani o boyarlar var değil mi? Küçük küçük prensikler haline gelmek zorunda kalıyorlar. Ve altın orada devletinin yönetiminin altına girmek zorunda kalıyorlar. Ve burada yaşantılarını bir müddet devam ettiriyorlar. Bu arada... Moskova Kinezisi gündeme geliyor. Yine güçleniyor altın ordu devletinin etkisi altında güçleniyor ve süreç içerisinde Moskova Kiev birleşiyor, St Petersburg yani o bütün o büyük Sibirya alanına kadar gidiyor ve bütün bu el, grup bütün bu alan tamamen Ruslaşıyor. Bu üç kendi kuruluyor zaten? St. Petersburg, Moskova, Kiev. Üçgeni ne kuruyorlar? Kiev evet. ile Novgorod başlangıçta bir araya geldikleri için bunların hepsi bir arada. Ama ataları olarak kimi kabul ediyorlar? Putin ne diyor? Bizim atalarımız oradaydı diyor. Atalarımız Ukrayna'dayız diyor. Şimdiki Putin. Yani şu anda Rusya devletinin başkanı olan Putin diyor ki bizim atalarımız orada diyor. Ukrayna bizim dışımızda bir yer değil ki. Ukrayna'da diye bir devlet yok diyor. Onlar Rus diyor. Onlar biziz diyor yola çıktığımız nokta diyor. Evet yola çıktığımız nokta burası diyor. Rus Rus oradan geliyor çünkü. Ve 13. yüzyıldan sonra bu şekilde bir toparlanmaları var. Orta Çağ'da da şöyle bir yine kroniklerde geçen bir sistem var. Bir egemenliği yani bir toplumun egemenliğinin bir toplumdan diğer topluma geçişi diye bir kural var, bir teori var. Translatio Imperia diye geçiyor bu. Ve o Translatüo İmperya vasıtasıyla da e, oradaki devletler e, izin vermek zorunda kalıyorlar. Kiev'in, Moskova'nın ve şeyin bir araya gelmesine. Saint Petersburg'un bir araya gelmesine ve Rusya devleti de bu şekilde kurulmuş oluyor. Tabi Linyeper ile arası Ukrayna oluyor aslına bakarsan. Yani Linyeper nehri ile Linyester nehrinin arasındaki kalan bölüm Ukrayna ve Rusya'nın temellerini aldığını düşündüğü yerde burası. Onun için bugün üzerinde çok sayıda kavgalar oluyor ve Ukrayna kendi bağımsızlığını istiyor ama Rusların da temeli olduğu da bir gerçek. Bu anlattıklarımıza baktığımız zaman da bunu da görebiliyoruz aslına bakarsan. Böyle bir sistem birazcık hani şu anki Rus-Ukrayna savaşının hani tarihsel bir anlamda geçişini bir anlatmak istedim. Harika, harika. Evet, yine tarihin tozlu sayfaları arasında Vikinglerden Ukrayna'ya kadar gelen bir süreci konuştuk. Burada sorunumuz şuydu, Ruslar neden Müslüman olmadı? Bu sorunun cevabını aradık ve asıl önemlisi ilk Müslüman olan Türklerin Karahanlılar olmadığını öğrendik İpek Komaner'den. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir yayındı. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizler de bize zaman ayırdınız, bize vakit ayırdınız, bizi izlediniz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Ezberbozan Akademi izlediğiniz programı sundu.